Herkese merhaba, ben Cemal Taner. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için şuradaki zile tıklamayı unutmayınız. Buradan tümü dediğiniz zaman bütün videolarla ilgili bildirim, yine duyurularla ilgili bildirim alabilirsiniz. Ve yine buradan katıl butonuna tıklayarak üyelere tanınan ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Hepinize merhaba. Evet arkadaşlar sizlere bu videoda Neymit yer yapılandırmasını göstermek istiyorum. Neymit yer çarpı nedir derseniz Cisco iOS 15 ile birlikte gelen bir özellik. Neymit e, isim vererek yer çarpı yapılandırması gerçekleştirmek. Tabi başka parametreler başka özellikler de var ama biz burada sadece sintaksi göstermek için bir video çekiyorum ben. E, aradaki farkı göreceksiniz. Aslında çok da bir fark yok yapılandırmadaki mantık ama böyle bir özellik getirmiş. Dediğim gibi hani başka bir sürü şey var ama şu an bu konu bu videonun konusu Neymit yer çarpının sintaksını size göstermek. Evet gördüğünüz gibi evvelce de böyle bir topoloji gerçekleştirdim. Soldaki router R1, R2. E, ikisinin de loopback interfaceleri var. Bunlardan pik attığımızda birbirine yer çarpının çalıştığını göreceğiz. 1, 1, 1, 1. Sağdaki de 1, 1, 1, 2. Biraz sonra IP yapılandırmasını gösteririm. Yine evvelce nasıl kurulur çalıştırılır derseniz daha önce böyle bir video yayınlamıştım. Sağ taraftan buna da ulaşabilirsiniz. E, giriş yaparken arkadaşlar 8.157 size başka bir IP adresini verebilir. Buradan giriş yaptığınızda admin ve eve üzerine password tanım e, kullanıyorsunuz. E, baştan standart tanımlanmış. Bunları tabii değiştirmek mümkün ama admin eve kullanabilirsiniz. Ve sonrasında da oradaki konsol olarak da HTML5 konsolu seçerseniz benim gibi şöyle router'ların üzerine tıkladığınızda arkadaşlar ne yapar? Herhangi bir pati gibi programa gerek kalmadan konsol açılmış olur. Ben daha önceden interface'leri falan yapılandırdım. Hemen şöyle göstereyim. E, show ip interface brief dediğimde Gördüğünüz gibi her iki da interface'lerinin yapılandırması görünüyor. Ethernet 00'dan birbirine bağlı 1111 1112 ve işte buradaki loopback interface burada da loopback interface'i görüyorsunuz. Herhangi bir show ip route çıktısını göremeyeceksiniz. Yani sadece connected network'ler var. 1110 ve 1.0 network'ü burada da yine show ip route dediğinizde herhangi bir işteki loopback interfacelerinin karşılıklı birbirlerini bilmiyorlar. Evet, hemen geçelim. Router, e, Router, ERC-RP diye yapılandırıyoruz, hatırlarsanız soru işaretiyle nasıl yapılandırmaya başladığımızı bir hatırlayalım. Şu şekilde 1 65, 25, arasında otonom sistem numarası veriyorduk. Tabi bu otonom sistem numaralarının arkadaşlar, BGP'de kullanılan otonom sistem numaraları olmadığını da her zaman söylüyoruz. Şimdi burada bir isim vereceğiz, bakın Word demiş, ERC Virtual Instance Name diye, e, aradaki fark bu. Yani otonom sistem numarası kullanmak yerine. Ve ben şöyle yapacağım. Soldaki router'da neymit diğer yapılandıracağım. Sağdaki router'da normal yapılandırma. R2'de normal yapılandırma yapacağım. Hemen router yer diyorum. Bir isim ver demiş. İsim ne diyelim? Ee, i̇şte ne olsun? CCNA olsun. Ya da bu CCMP'de falan anlatılıyor. neydi yok. CCMP olsun. İsmi CCMP oldu. Şimdi arkadaşlar sağdakinde de aynı şekilde konfigürasyon yapayım. Adım adım gidelim. Ee, router e IR çarpı. Bunu normal IR çarpı yapacağımıza göre bir otonom sistem numarası vermemiz lazım. Bir verelim geçelim. Hatırlarsanız otonom sistem numaraların karşılıklı eşleşmesi lazım. Bütün routerlarda e, IRCWP komşu bir şekilde kurulabilmesi için. Bu bir şart. İki şart vardı zaten. Metrik değerlerinin e, kompozit metrik e, hesaplanırken ki e, değerlerin aynı olması lazım. İşte bir Bentit ve delay değeri katıyorsanız yer oturdu aynı. İşte load ve Relevit'i ve MeToo'yu de katıyorsanız diğerlerinde de aynı olması gerekiyordu. Yer çarpıdan hatırlarsınız. Cyanide anlatıyoruz bunları. Her ne kadar CNA'de şu an Yer çarpı müfredattan çıkarılmış olsa da kısaca bahsediyoruz. Şimdi soldakinde Yer çarpı isimli şekilde yapılandıracağız. Şöyle bir şey gelmiş arkadaşlar. Adres family yani bir adres ailesi. Adres ailesi olarak burada IPv4 şeklinde yapılandırabiliyorsunuz. Zaten soru işaretine bakın gösteriyor ya da IP versiyon 6 adres ailesi yazabiliyorsunuz IP v4 dedik gördüğünüz gibi IP v4 dedikten sonra arkadaşlar otonom sistem burada tanımlıyorsunuz işte. Bakın otonom sistem dedik. Hani sağ tarafta otonom sistem numarası olarak bir vermiştik ya burada da otonom sistem numarası veriyoruz artık. Burada da ne yapmamız lazım? Ee, bir vermemiz lazım. Bakın ne yaptık? Router yerci isim verdik csnp dedim mesela. E, address family ipv4 Otonom sistem 1 dedik ve Sonrasında arkadaşlar e, Şöyle yapılandırıyoruz Aynı nasıl networkleri Anons ediyorduk diğer yapılandırma Şeklinde network network diye Burada da aynı şekilde networkten anons ediyoruz arkadaşlar Tek olay bu Yani hemen bakın so, Sol tarafta zaten otonom sistem numarasını Yapılandırmıştık router id verebilirsiniz Ama router id'nin ipv4 yapılandırmasında çok da bir şey yaramadığını Hatırlarsınız yani yarıyor ama bir OSPF'in router ID'si gibi değil. Çok böyle bir işe yaradı onu kıyaslarsanız. Bir de hatırlarsanız IP versiyon 6'ya göre router eee yer yapılandırıyorsanız o zaman e, router ID mutlaka vermeniz gerekiyordu. adres family IP versiyon 4 dedik. Oradan IP versiyon 6 için de IP versiyon 6 seçebileceğiz. Ondan sonra otonom sistem numarası dedik. Sonra da network'leri ne yapıyoruz arkadaşlar? anons ediyoruz. Hemen networkleri anons edeyim. Network'ün ne vardı bir tane 11110 vardı. ikisi arasındaki network bir tanesi de network neydi? E, 192 eee 168 50 network'üydü. Evet, bu şekilde ne yaptık? Networkleri anons ettik. Karşı tarafta hemen networkleri anons edeyim. Network 1110 network. Bakın Hemen soldaki router'la arkadaşlar komşuluk kuruldu network 1.1.0 anons edince. Ama soldakini de farklı konfigür etmiştim. 192.168.2.0. Buradan loopback interface'in olduğu network'i de anons ettim. Ve şu an için eğer çarpı komşuluğun kurulduğunu, komşu şeklinin kurulduğunu şuraya basılan, konsola basılan log'dan görebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Ha bunun dışında başka konfigürasyonlar yapabilir misiniz? Bakın dikkat ederseniz şuradaki konfigürasyon config router şeklinde Bakın. Burada ise konfigüratör af şeklinde. Adres family şeklinde. Yani adres family'nin altında yazılabilecek bakın bir sürü şeyler var. Mesela ircrp e, e, derseniz bakın şurada görebiliyorsunuz. ircrp çarpı e, adres family spesifik kom komutlar burada. Ya da işte metrik değeri ayarlayabiliyorsunuz. Veya neye böyle ilgili veya işte network az önce zaten bu komutu kullanarak anons etmiştik. Bunları ne yapabilirsiniz? Ayrıntılı eğer daha ayrıntılı yer IP yapılandırması gerekiyorsa yapılandırabilirsiniz. Ama şu an için biz iki router arasında komşu bir şeklini sağladık ve routerlar birbirine e, kendi loopback interfacelerine ping atabilecek duruma geldiler. Zaten show IP root derseniz bakın IRCRP ile öğrenilen R1 router'ında R2 router'ındaki pardon ben şu an R2 router'ındayım. Hemen R1 router'ına geçeyim. Show IP root diyelim. Bakın D harfiyle görüyorsunuz sağdaki router'ın loopback interface'ini, 20 network'ünü. Sağdaki router'da da soldaki router'daki loopback interface network'ünü görebiliyoruz. Hemen ping atayım. Yani hatırlarsanız şekilde içerideki network neydi? 192.168.22 IP adresine sahipti. Soldaki router'dan hemen geliyorum, ping diyorum. Ping 192.168.2.22 Bakın 5 tane 100 byte'lık ISMP echo request gitti. 5'i de başarılı bir şekilde döndü. Tekrar atarsanız ünlem işareti bu anlama geliyordu. Dediğim gibi çok ayrıntılı parametreler var. Burada ben sadece Named ERCRP'yi duymayan arkadaşlar için böyle bir şey olduğunu ve bu şekilde yapılandırılmaya başladığını göstermek istedim. Başka bir videoda görüşmek üzere.